Herkese yeni bir Farming Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Bokovo'nun 7. bölümünü yapıyoruz galiba, yanılmıyorsam. Hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olarak desteklemeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz aramıza diyorum. Efendim bugün yan taraftaki tarlayı görmüş olduğunuz yeri slaj'a ayırmıştım. Arkada biliyorsunuz bir tane slajlık yerimiz var, lastiklerden çevrilme. Orayı güzel güzel dolduracağız. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Arkadaşlar videolarımı bir gün önceden kanalıma özel katıl üyelerine paylaşıyorum. Yani bir katıl üyesi olursanız eğer bir gün önceden akşam izliyorsunuz videoları, haberiniz olsun. Tabii sabah da herkese açık bir şekilde paylaşıyorum. Herhangi bir şey kaybetmiş olmuyorsunuz, onu da söyleyeyim yani. Ama dediğim gibi katıl üyeleri bir gün önceden izliyorlar, haberiniz olsun. Şimdiden söylemedi demeyin. Şimdi burada buğdayımız var. Bu buğdayı nereye dökeceğim konusunda en ufak bir fikrim yok. Ama deli gönül diyor ki şurada bir yeri aga yap. Daha sonra kepçeyle alırsın. Bir yanımda diyor ki hiç uğraşma, doğrudan götür sat. Önce bunu götürüp satsak mı acaba? Ne diyorsunuz? Bence satalım. Yani bir işimize yaramayacak şimdilik. Yani bence de götürüp satalım. Hem biraz da para yaparız. Şimdi buğdayın fiyat dalgalanmasına bir bakalım. Ocak, Şubat ayında tapı görüyormuş. Eylül'deyiz şu anda, dipte. Yani 822, 900, 1200, 800, 1200, 1000, 1100'den falan satarız diyordum ama neyse, hiç uğraşmayacağım aga. Eylül'de bayağı dibin dibi ya. Kalsın kalsın. Kalsın, vazgeçtim. Kalabilir. Bunun yanı sıra bu Pottinger'in slaj makinesini alacağız ama. Onun yanı sıra bir de şey alacağız. Şimdi bu masraf kurtaracak mı? O da öyle de bir olay var. Slash kesme makinesi diyeceğiz ama Pottinger'in makinesi burada. Bu 38 binden satılıyor. Allah büyük. Belki bulabiliriz. Şöyle rengini değiştireceğim bunun ama. Onu söyleyeyim. Şöyle mavi renk yapabiliriz abi. Normalde kırmızı olur da. Kırmızı çok parlıyor ya. O yüzden farklı bir renk yapmak istiyorum abi. Beyaz olabilir mi? Aslında beyaz olabilir ha. Bak şu renk güzel. Ama biraz daha realistik olsun diyorum. Siyah bu renk kötü. Nikelajlı bu da kötü. Mor efsane. Yine sarı yapacağım gibi duruyor da. Sarı da olmaz. Sıkıldım artık sarıdan falan. Şu beyazı yapıyorum abi. Düzenleme. Yandan takılanı var. Bir de arkadan var. Biz bunu takalım. Working speed'i de arttıralım her zamanki gibi. Ana renk. Jant rengi. Oo. Jantımız yaldızlı olabilir. Ana rengimiz de kırmızı olsun. Orijinal kalsın ya. Ama koyu bir kırmızı var mı hocam? Şöyle bordo. Bu da olmadı abi. Bu renkler niye bu kadar kötü ya? Tamam, bunu satın alalım. 40 bine satın aldık. Hayırlı olsun. Slaj makinesi de aktif kullanacağız. O yüzden sürekli ihtiyacımız olduğu için şey yapmıyorum hiç. Takalım yandan abimizi. Bir de römork alacağız slaj için. Römork da bu cihazın arkasına takılıyor agalar. Öyle söyleyeyim size. Römork olarak da neyi tercih edebiliriz? Hemen bakalım şuradan. Vardı güzel. Bak bu var mesela ama ya şu an parladığına bakmayın arkadaşlar bunun. Parlamasının sebebi benim Technicolor'dan dolayı. Kapattığımda yine parlıyor. Aslında yine belli olmuyor ama yine de fena değil. Parladığına bakmayın. Daha sonra anlarız. Mesela rengini değiştirdim de anlarsınız. Patozlu bir çerdöver muhabbeti var. Ona geçeceğiz. Şu Köksal'ın bir römorku var. Kapasite bu alıyor muydu abi? Bu ne alıyor? Ha, bu slaj alıyor. Tamam. En fazla da 1800 olabiliyormuş. Şu abiyi alalım. 14.000 verip bunu da aldık. Hayırlı olsun hanemize. Güzelce gidip çalışacağız şimdi. Boruyu aç dersek direkt açabiliyoruz zaten de. Dur bir tarlaya gidelim. Tarlanın biçme sırasını da iyi ayarlamak lazım.
Bu arada ben hata yaptım biliyor musunuz? Öne takılandan alsaydık keşke. Niye diye soracak olacaksınız şimdi. Tek sıra. Bir sondan bir baştan geçebileceğiz. Bunu çok büyük hata yaptım. Ben hemen değiştireceğim abi bunu. Öne takalım bunu. Önümüzde var mı bizim şahtımız? Var. Şöyle bir şeye döneyim. Abi biz hızlıca gidelim. Bunu bir değiştirelim. Böyle olmaz bu. Atölyemiz burada var mıydı? Araç mağazası ziyaret et diyeceğim şöyle bir. Burada bir yerde bir atölye var mı? Şu kapalı yerlerden birisi mi? Aynen burası. Kardeş burayı kapat. Şurayı aç. Biz aracımıza tekrardan geçelim. Bir ışınlanalım oraya. Hızlıca. Öne takalım. Çünkü nedenini anlatacağım agalar. Bizim tarlada işlerimizi bayağı bir zorlaştırırdı bu. Hocam inşallah görürsün de. Görmeyeceksin değil mi? Nasıl yapacağız? Şu alana girmesi gerekiyor. Oradaki çukura düşürmeden tam sokmamız gerekiyor oraya. Sınavımız başladı. Bilin bakalım ne engel oluyor. Tamam. Bir teker çukura girdi bile şimdiden zaten. Sıkıntı yok. Ben alışkınım. Şimdi şunu bir ayarla diyeceğim abi. Şuna çevireceğim. Ayarladık. Allah'tan ücret vermedik çok fazla. Biz bir çıkalım buradan. Hocam şu ağırlığı sökeceğim öndeki. Ağırlığı arkaya takıp Herkül modu nerede? Gel buraya. Ağırlığı arkaya takıp onun arkasına römork takabilir miyim? Bence takılır. Deneyeceğiz tabii. Hayır böyle değil. Ağırlığa takacağız. Yok olmuyor. O yüzden ağırlığı söküyorum. Ağırlık şimdilik burada kalacak. Daha sonra gelir getiririz gerekirse. Ya da hatta ben şimdiden o ağırlığı bir aracı şeyi ışınlayayım yani. Çiftliğe. Çiftliğimiz burası. Şöyle ortada durabilirsin. Sıkıntı yok. Römorku takalım. Böyle daha iyi çalışacağız. Nedenini tarlaya gittiğimiz zaman göreceksiniz abi. Yanda olması eğer tarlamın etrafı açık olsaydı gerçekten çalışılabilirdi. Tatlı olurdu hatta yani. Ama açık değil maalesef. Bu niye böyle ağır geldi peki? Öne ağır geldi. Şaka gibi. Sıçtık. Dur o zaman. Dur abi. Evet arkadaşlar. Eldeki imkanları kullanacağız. Bunu arkaya diğerini öne takacağız. Az önce önümüzde ağırlık var diye böyle olabiliyordu. Rahat kullanabiliyorduk. Şimdi bunu arkaya takacağız. Römorku da eyvahlar olsun abi. Durun bunu bir ayarlayacağım ben. Vallahi kastım bir şekilde kalır. Arka tarafa bir şekilde şeyi sabitledim de. Tam yapamadık sanırım. Yok abi. Bu böyle olmayacak. Şunu bir geri geri çekeyim. Şurada bir duralım. Abi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle yapıyoruz. Römorku bir bırak. Şu ağırlığa takılabilseydi eğer hiçbir sorun kalmayacaktı da. Şu an ağırlığa takılamıyor. Sanırım bu şey modundan dolayı böyle. Aracın. Şunu alalım hemen ışınlayayım şöyle. Gitsin bu. Çiftliğe gitsin. Sıkıntı yok. Önü yere bastığında
arka tarafa doğru sürdüğümde dönüşü birazcık zor olsa da yine bir şekilde kurtarıyor. Hani hiç yoktan kullanılabiliyor. Yani şimdi yeni araç alamayacağım arkadaşlar. Birazcık dolduktan sonra da bence net bir şekilde devam edecek. Ya yani aracı tam boşaltmayacağız yani, anlayacağınız sizin. Tamam mı? Onu halledeceğiz. Işınlanma muhabbetini yapalım hemen şuradan. Şurası bir yol. Şuradan yollandık. İndir abi, yere indir. Gözünü seveyim. Aç abi şeyi. Of, Dara Duman Edition. Tamam, sözde aracı dolduruyor şu anda. Okey. Tamam, arka taraf ağırlaştıkça muhtemelen bizim şey rahatlayacak biraz daha. Manevramız rahatlayacak. Evet. Şu an güzel dönüyor. Bir de fazla sıra çıkacak. Şimdiden belli zaten. Bir yatay sırada %12 oldu bile. Arka tarafımızdaki römork eziyor mahsulü. Şöyle bir burnu ver oraya. Abi çok rezil olduk be. Bu ne ya? Ben böyle tahmin etmemiştim. Gideceğim şimdi, araç kiralayacağım. Böyle olmaz. Olmaz abi. Neyse, rastgele giriyorum vallahi tarlanın içine. Rastgele giriyorum hem de yani. Oh! Yapabilecek hiçbir şey yok. Köşesinden, kıyısından neyi alırsak kar deyip devam ediyorum. Yoksa dönüşler bayağı bir zor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ya da dönüşte bir miktar yok etmeyi kabul edeceğiz. Yani şöyle dalacağım tarlaya. Ekin tahribatı açık ya. Bir miktar yok etmeyi kabul edeceğiz. Güzel bir miktarda sılajımız da çıkacak diye ümit ediyorum. Öyle görünüyor şimdilik. Neyse, bir iki kere olur ya herhalde. Birazcık tarlanın içinden geçiyor olabilirim, olsun. Bir daha da kullanmam bunu ya da aracı büyütürüm kesinlikle. Çünkü rahat rahat çalışamıyor. Demek ki 5 bunun için yeterli bir araç değilmiş kardeşim. Bunu da öğrenmiş oldum. Deneme yanılma yöntemiyle. Döndürmek istesem dönmez. Dönmesini istemesem hızlıca döner. Neyse ki römork falan hızlı doluyor yani. O konuda sıkıntı yok. Bu sılaj önemli çünkü hayvanların besin kaynağı olacak. Tamam, %100 doldurduk. Şuradan müsait bir yerden içeri doğru dalacağım ama ya buradaki ağaçlar çok sık ya. Çok saçma bir düzeni var. Çarpacağız, biliyorum ben. Ön takılmadı, arka takılacak. Biliyorum başıma geleceği, biliyorum. Nereden rahatça girebiliriz? Şuradan gireriz bence. Abi şaka mı bu ya? Gerçekten mi ya? Her yerde ağaç var arkadaş. Bir giremedim. Şöyle bir döneyim geleyim şuradan.
Bakın şu anda römork ağır olduğu için nasıl rahat hareket ediyor görüyor musunuz? Kaldırsam arkayı, önü. Yine saçmalar mı? Yok, kaldırsam bile görmüş olduğunuz gibi ağırlığı yetiyor. Ama boşalttığımda benim çile başlayacak. Burası bir silo. Agalar, buraya boşaltacağız. Şöyle dönelim. Geri geri yanaşıp bu taraftan dökmeye başlayalım siloya. Bir de bu arada güzel bir kamera açısı ayarlayalım da fotoğraf çekelim. Nasıl fikir? Hemen şöyle yapalım. Bence şu kamera açısı güzel. Ha, bu taraftan daha iyi çıkıyor. Tamam. O zaman boşaltma sekansına başlayalım. Bir saniye. Remote seçiliyken CTRL I diyeceğiz. Tamam. Gayet güzel oldu. Yeterli. Ben kapak fotoğraflarımı aldım. En arkadan rahat bir şekilde giriliyor abi. Böyle tarlanın ortasından hiç tereddüt etmeden güzel bir çizgi açalım hadi. Tek sırada %20. Gayet güzel bir değer. 5 kere dönüyoruz. %100 yapıyoruz. Wow. Güzel rakam. Keşke remorkun içine boşaltsaydı. En azından görselde de öyle görseydik. Çok daha tatlı olurdu. Şu an bir tuhaf göründüğüne bakmayın. Bizim için şu an işlevi önemli. Güzel çalışıyor mu? Evet, çalışıyor aga.
Tamam, buradan da bir girelim. Vallahi biraz rezil rüsva bir iş oldu ama dediğim gibi olsun. 3 römork falan anca çıkacak. Çok fazla çıkacağını düşünüyordum. O kadar da çıkmadı yani. Hadi kapatalım makineyi. Hiç gerek yok. Daha fazlasına. Araç yüklü olduğu zaman dönüşlerimiz gayet başarılı olabiliyor. Yani o konuda sıkıntı yok. Gerçi doğal olarak yani aracın da gücü belli. Normalde bunu çalıştırır mı çalıştırmaz mı? Oğlum bir dakika, ben buna bakacağım ama niye şöyle yapmıyorum ki? Pottinger'e bakalım, 110 kava 150 HP istiyor. E bizim neyimiz var? Bu ne oğlum? Ha bu tamam işte. Evet 75'liğe tatmışız, gördünüz değil mi? Makine ufak. Erkunt falan alaydık keşke ya. Ama bu masayı da öyle bir duruyor ki kardeşim, sanki yüksek bir makineymiş gibi değil mi? Bayağı kaslı duruyor yani. Gerçi büyük bir makine de gerçi de. Aman boş verin be. Neticede hepimiz ölmeyecek mi? Bak burada tekstürü bozuk bunun. Ne döküyorsun Allah aşkına? Lavanta mı? Allah'ın belası oyun. Oyun ve bugları abi. Bug da değil gerçi bu, yapımcının şeyi de. Bir aralar Twitch yayında remork çiziyorduk. Nasıldı ya? Vay hey gidi günler ey. Hey gidi günler ey. Kendi remorkumuzu yapsak ya. Yapalım la. Oturur yaparız. Ne var ki? Çizilir. Hiçbir şey olmaz. Biz de yaparız. Şey değil mi? Denedikten 5 dakika sonra. Abi olmuyor ya. Karışıkmış ya. Hiç göründüğü gibi değil abi ya. Ne oluyor, ne oluyor? La bir dur, bir dur. Yanlışlıkla işçiye basmışız, şaka gibi ya. İşçi tabii ki sapıdır. Tamam, devam. Köşeleri güzelce alalım. O kadar düzensizliğin içinde düzenli bir şeyler yapmaya çalışınca ben yine. Yani. Bu bir hastalık değil de nedir? Şöyle dönelim. Tarlada kalanları biliyorsunuz ne yapacağımızı. Hani hiç söylemeye bile gerek yok. Onlar kaynatılacak kardeşim. Sonra mideye cukka. Nasip olursa inşallah. ...75'lik makineyle 110'luğun işini de yapmak da varmış kaderde. Hiç önemli değil. Tarlada da hadi bırakmayalım, bu sefer de bırakmayalım hadi. Bırakmayalım ama ezelim de yani. Ziyan edelim. Bak mesela bunun gibi. Hadi bıraktım ulan.
aradan geçer miyiz? Bir şey söyleyeyim mi? Bence geçerdin de sen oradan bir naz yaptın. Bence sen geçerdin. Çok rahat geçerdin hem de. Hadi şurayı da alayım hadi. %64. Silonun da nereden baksam hepsi doldu. Yani tarlamız aslında uygunmuş bu kadarına. Ben hayal ettiğimden daha fazla bir mahsul aldım. Aldığımızı düşünüyorum. Römork, efendime söyleyeyim şey, mod çok güzel de Kodinger Max 5. Maalesef bu araçta çok randımanlı kullanamadık. Bu videoluk olsun bu kadar, yapacak bir şey yok. Bir daha da kullanmam zaten. Allah da belasını versin. Aracı yükseltene kadar kalsın abi, yok. Yani o işe girmem. Çünkü hakikaten rahat hareket edemiyoruz. Çünkü bir de ezmesi var şimdi bunun. Çıkalım üstüne bir ezelim. Abi sen burada kal, tamam mı? Bak şimdi römorkla ne kadar güzel manevra yapacağız. Römork güzelmiş ya, hoşuma gitti bak. Köksal tarım. Açıl susam açıl. En son sulaj işi yapmıştık. Şöyle dönelim. Düzeltelim önümüzü. Manevralıken zorluk çıkarmasın bize. Çok fazla kırdın şoför bey. Yukarıya çarpmıyorsun değil mi lan? Yok, tam geçiyor ha. Sıfır geçiyor. Tamam. Çok da güzel oldu. Sulaj makinesini de oradan alacağız ama ben niye bunu içeri koydum ya? Dur. Şeyin üstüne çıkacağız. Sıkıştırması %1 daha. Bayağı bir işimiz var arkadaşlar. Sıkıştırma konusu bu şekilde. Hadi sıkıştıralım hızlıca. Üstünü de kapatalım. İyi, Allah'tan hızlı sıkıştırılıyor. Yani çok problemli bir şey değil. Sana %30 oldu bile şimdiden. İyi arkadaşlar, ben bunu %100 yapıp geliyorum. Sıkıştırma işlemi tamam. Şimdi önlükleyicine bir kepçeyle şununla bir girmem lazım oraya arkadaşlar. Mecburen. Bunda bir şey yüklüydü değil mi şimdi? Tohum vardı. Şunu boşalt abi şuraya ya. Kimse görmesin. Arkada kalsın, yapacak bir şey yok. Çok rahatsız ederse daha sonra gelir şey yaparım, kaldırırım onu. Önce bu tarafını bir düzeltelim. Biliyorsunuz gidip gelirken şey yaptık. Dışarıya taşırma muhabbeti oldu. Şöyle.
toplayabildiğimiz kadar toplayalım. Daha sonrası için bir planım var. Onu söyleyeyim. Tamam, şöyle dönelim, öteki tarafı da alalım. Aman aman aman, salaj makinesine vurma. Onunla daha işimiz var. Sözde joystick'i bağlayacaktım bir ara var ya. Unuttuk onu, görüyor musunuz hep? Buraya şimdilik döküyorum. Döktüğüme bakmayın. Bununla ilgili bir planım var şimdi. Video uzun olursa olsun, dediğim gibi niyeti bozdum abi bu video. Şöyle dökelim buraya. Şimdi şeyin durumuna bakacağım. Sıkıştırması %91'e düşmüş. Zaten istediğim şey buydu. Düşeceği de belliydi. Şöyle yapacağız. Köşelerine çok denk gelmeden, yani ben sılajın üstüne şuradan çıkacağım. Gel. Sen burada kal kardeş. Sılajın üstüne yandan çıkacağım. Bu vesileyle uçlara çok gitmeyeceğim. Uçlara çok gitmeyerek de düz bir görüntü alacağım. Nasıl? Bence mantıklı. Hayır, gene gittik. Neyse, o kadar da olsun ya. O kadar olsun. O kadar da olabilir. Hadi %100 ol. Oldun zaten. İndik şuradan. Bak, şurada bir şey gördüm. Tak geri onu. Şurayı almam lazım aga. Bak, şu lastiğin köşesi var ya. Onu alıp yukarıya atacağız. Ardından sılajın içinden çıkacağım. Ve kapatacağım. Derken %99 olduğunu fark ettim. Kapatamıyorum. Çünkü %100'de olması gerekiyor. Yani şöyle bir tekerleği bir değdireyim. Tamam, şimdi oldu. Hocam kapatacağım mı? Heh, Allah, gerçek eğlence. Bak, burasını da daha da içeri almak gerekiyormuş ama olsun, dediğim gibi. Çok da problem değil. Çok mühim bir mesele de değil. Böyle de kalabilir. Sonuç itibariyle hepsi sılaj olmayacak mı kardeş? Hemen şöyle park edelim. Sonra videomuza ufak ufak veda edelim. Komple çıkar. Tamam. Evet arkadaşlar, umarım keyif alarak seyretmişsinizdir. Gayet güzel bir bölümdü. Videonun sağ ve sol üst köşesinde birbirinden güzel farklı videolara yönlendirme linki bıraktım. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için sağ olun. Buradan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşmek üzere.